Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir model paylaşacağım. Ben ilk kez gördüm bu modeli. Gerçekten çok güzel. Hiçbir yerde ben şu ana kadar denk gelmedim. Bilmiyorum sizler gördünüz mü? Tunç tekniğiyle yapılmış bir model. Ben iki renk üzerine yapacağım. Dilerseniz daha çok renk de tercih edebilirsiniz ya da tek renk de yapabilirsiniz. Evet, şimdi modelimizin yapımına hemen başlayalım. Ben böyle beyaz ve yeşil kullanmak istiyorum. Canlı bir yeşil, kar topunun bebeği yünü, elimdeki ipler. Evet, şimdi hemen modelimizin yapımına başlayalım. Evet, şimdi zincirimi çekmeye başlıyorum. Bu arada 3 numara tığ kullanıyorum. Sayı olarak çift sayılar üzerine kurarsanız modeliniz tam denk gelecektir arkadaşlar. Çift sayılar üzerine yapıyoruz. Birer tane kenar ilmeği olmak üzere 2 ve katlar üzerine modelinizi yapabilirsiniz. Evet. Evet, bu kadar yeter. Şimdi ilk sıramda çektiğim zincirlerim üzerine şöyle her bir zincirden bir tane ilmek çıkararak modelime başlıyorum. Her bir zincirin içerisinden sadece bir tane ilmek alıyorum. Normal her zaman yaptığımız gibi başlıyoruz modelimize. Şöyle ipim takıldı. Evet. Sadece dikkat etmeniz gereken, dediğim gibi, çift sayılar üzerine modelinizi başlamanız gerekiyor tam denk gelmesi için. Bu arada arkadaşlar, kanalıma abone olarak bana destek verirseniz, abone değilseniz kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olduktan sonra zil butonuna tıklayarak oradan tüm seçeneğini seçerseniz yeni yüklediğim videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdi ilmeklerimizi ben bir sayayım hemen. Evet, 25 olmuş. Bir tane daha yapalım ki sayımız tek olmasın, modelimiz tam denk gelsin. Şimdi ilmeklerimi hazırladım. İlmeklerimi hazırladıktan sonra burada bir ve iki tane zincir çektim. Şimdi iki zincirimi çektikten sonra tığın başını alıyorum ve şu üçünü birlikte örüyorum. Bakın, bu üçünü bir ördüm. Bir zincir çektim. Üçünü bir ördüm. Bir tane zincir çektim. 3 ilmeğimi 1 ördüm. 1 zincir, 3'ünü 1 ördüm. 1 zincir çekiyorum. Bakın, şu ikisi ve şu üçü birlikte örüyorum. Bakın, tığın başına aldım. 3'ünü 1 ördüm. Bir tane zincir çektim. 3'ünü 1 ördüm. Bir zincirimizi unutmayalım. Bakın, bir zincir çektim. 3'ünü birlikte ördüm. Bir tane zincir çektim. 3 ilmeğimi 1 ördüm. Bu şekilde sıramın başına kadar devam ediyorum. Evet, bakın burada bir ilmeğim var. Bu benim kenar ilmeğim şöyle. Evet. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Daha sonra ikisini bir ördüm. Şimdi burada rengimi değiştiriyorum. Evet. Şimdi yeşil ipimi tığımın üzerine aldım. Sadece ilk sıram olduğu için bu şekilde zincir çekerek sıkıladım. Şimdi arkadaşlar, beyaz ipimiz burada kalıyor. Bakın, şu aradaki şu yuvadan şöyle giriyorum. İlmeğimi aldım. 1 2 ve 3 tane zincir çektim. 3 zincirimi çektim. Şimdi burada 2 ilmeğim var. Şöyle ikisini 1 ördüm. Bakın, şu ara boşluktan, şuradaki yuvadan girdim. İlmek aldım. 1 2 ve 3 tane zincir çektim. Hemen yanındaki 2 ilmeği birlikte ördüm. Bu yuvadan girdim. İlmek aldım. 1 2 3 tane zincir çektim. Bu 2 ilmeği beraber ördüm.
Aynı şekilde devam ediyorum sıramın sonuna kadar. 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Bu ikiyi birlikte ördüm. Bu yuvadan girdim, ilmek aldım. 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Sıradaki bu iki ilmeğimi beraber ördüm. Bu yuvadan giriyorum, ilmek aldım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Sıradaki ikiyi beraber ördüm. Evet, bakın bu şekilde. Şimdi sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum örmeye. Evet, bakın sıramın sonunda bu ikisini bir ördüm ve buradan en üstteki zincirimin şöyle iki dalına birden batıyorum, kenar kısmı düz çıksın diye ve bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi bir ve iki tane zincir çektim. Şimdi tığın başına aldım ve üç ilmeğimi bir ördüm. Bir tane zincir çektim. Üçünü birlikte ördüm. Bir zincir çektim. Üçünü bir ördüm. Bir tane zincir çektim. Üçünü beraber ördüm. Şimdi bu şekilde devam ediyorum. Evet, bu modeli yabancı bir kanalda gördüm ben. Biraz daha farklı yapmışlardı. Tek renk üzerine yapılmıştı ve dediğim gibi biraz daha farklıydı. Bu şekilde daha düzgün durdu. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Evet, bakın sıranın başında buradayken burada bir tane ilmeğim kaldı. Bir zincir çekiyorum ve bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi tekrar beyaz ipimi aldım. Bakın birkaç sıra yaptığımızda modelimiz iyice ortaya çıkacaktır. Evet. İpimin rengini değiştirdim. Hemen şu aradaki bu yuvadan giriyorum. Bakın buradan. 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Bakın hiç zincir çekildiği belli olmuyor. O farklı bir hava katıyor modele. 3 zincirimi çektim ve buradaki 2 tane ilmeğimi beraber ördüm. Buradaki şu yuvadan giriyorum. Şöyle yakından göstereyim. Bu yuvadan girdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Ve şu sıradaki 2 ilmeğimi beraber ördüm. Hemen bakın buradaki bu yuvadan girdim. 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. 2 ilmeğimi beraber ördüm. Bu yuvadan girdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. 2 ilmeğimi beraber ördüm. Bu yuvadan giriyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu 2 tane ilmeğimi birlikte ördüm. Evet, bakın. Bu yuvadan direkt boşluktan zincirin altından girdim. 1, 2 ve 3 tane zincir çektim. Sıradaki 2 ilmeğimi beraber ördüm. Şimdi bu şekilde devam ederek sıramın sonuna kadar gidiyorum. Evet, buraya biraz hızlı geçiyorum.
Evet, bakın şimdi sıramızın sonuna doğru yaklaştık. Bu iki ilmeğimi beraber ördüm. Şimdi kenar ilmeğim var. Kenar ilmeğimi şu zincirimin en üsttekinden batarak ikisine birden girerek aldım ve sıramı tamamladım. Bu modele benzer bir tığ iş örneği var. Ben ona çok benzettim bu modeli ama tunus işiyle çok daha düzgün durdu diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Benim çok hoşuma gitti. Hemen bakın burada iki tane zincir çektim. Üçüncü zincirimi çekerken şu üç tanesini birlikte bakın tığın başına aldım ve üçünü bir çıkardım. Bir tane zincir çekiyorum ve üç ilmeğin bir çıkardım. Bir zincir, üçünü bir çıkardım. Bir tane zincir çektim. Üç tane ilmeğimi birlikte çıkardım. Bir zincir, üçünü bir çıkardım. Bir tane zincir çektim. Üç ilmeğimi bir çıkardım. Bu şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Evet, şimdi burada tekrar yeşil ipimi aldım. Tığımın üzerine yeşil ipimi aldım. Bakın bu yuvadan girdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu 2 ilmeği 1 ördüm. Buradan girdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Şu 2 taneyi beraber ördüm. Evet arkadaşlar, modelim bu şekilde. Şimdi ben biraz daha örüp büyüteyim. Sizlere nasıl durduğunu göstereyim. Evet arkadaşlar, bakın her iki renk üzerinde de ve farklı iplerle denedim. Burada Alize'nin kotun ipiyle denedim. Bu şekilde durdu. Biraz daha ince dokusu olan bir ip. Burada kar topunun bebe yününü kullandım. Biraz daha tok durdu ip. Bir tık daha kalın. Evet, modelimin arka yüzü bu şekilde. Bakın arka tarafı da böyle. Bu modeli nerede kullanabilirsiniz? Dediğim gibi battaniye yapımında, hırka, yelek, bebek örgülerinde birçok yerde kullanabilirsiniz. Patik modelinde kullanabilirsiniz, patik yapılışında. Evet, modelim bu şekilde. Bugün sizlerle tığ işi çok güzel bir örgü modeli paylaşacağım. Tunus tekniğiyle yapılmış bir model. Tunus tığı diye her yerden rahatlıkla temin edebilirsiniz. 3 numara tığ kullanıyorum. Kar topunun bebe yününü kullanacağım. Modelim bakın bu şekilde. Hemen arka yüzünü göstereyim. Arkası da bu şekilde. Battaniye yapmak isteyen arkadaşlarım arkasına herhangi bir kılıf geçirmenize gerek yok. Gayet temiz bir görünüm var. Herhangi bir şey yapmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Evet, bakın modelim bu şekilde. Evet, şimdi modelimizin yapımına başlayalım isterseniz. Şöyle modelimizin sayısını 4 ve katları üzerine kuruyoruz arkadaşlar. Siz ne yapmak istiyorsanız o şekilde istediğiniz şeye zincirinizi ölçerek başlayabilirsiniz. Şimdi ben hemen buradan başlıyorum. Evet, bakın zincirimi hazırladım. Şimdi zincirimizi hazırladıktan sonra her bir zincirimin içerisinden bir tane bu şekilde ilmek çıkartıyorum. Çok sımsıkı yapmayın ki ilk bu zincirinizi sıkı yaparsanız bu şekilde ilmekleri çıkarırken zorlanabilirsiniz. Rahatlıkla batabilecek şekilde ayarlayın. Evet, bakın bu şekilde ilmeklerimi hazırladım. Şimdi ilmeklerimi hazırladım. Dediğim gibi 4 ve katları üzerine kurabilirsiniz. Artı 2 ilmek de kenarları için bırakmanız gerekiyor. Şimdi ilmeklerimi hazırladıktan sonra burada 1 ve 2 tane zincir çektim. Şimdi 4 ilmeğimi birlikte çıkaracağım.
Bu bir. Üç tane de buradan alacağım. Tığın başına ilmek aldım ve dördünü birlikte ördüm. Bir tane zincir çektim. Şimdi ikisini birlikte ördüm. Bir zincir çektim. Şimdi dördünü birlikte ördüm. Bir tane zincir çektim. İkisini bir ördüm. Bir zincir çektim. Dördünü bir ördüm. Bir zincir çektim ve ikisini bir ördüm. Şimdi diğer ipimi alıyorum. Evet, bakın. Şimdi hemen diğer rengimi aldım. Bu şekilde rengimi değiştirdim. Şimdi arkadaşlar, rengimizi değiştirdik. Bakın, şu 3 tanenin hemen şu sağ tarafındaki yuvadan giriyorum. Bakın arkaya doğru. Birinci ilmeğimi buradan aldım. Şimdi bu ortasında minicik bir yuva var. Bu minik yuvaya battım. Buradan bir ilmek çıkardım. Hemen buraya battım. Buradan da bir ilmek çıkardım. Şimdi bu arada tek olan bir ilmeğim var. Buradan iki ilmeğimi bu şekilde düz olarak ördüm. Tekrar göstereyim. Bakın. Normal tunus işi örer gibi. Şimdi burayı nasıl yapıyorum? Bakın. Bir buradan, ikinci ilmeğimi tepesinden, üçüncüyü hemen şuradaki sol tarafındaki yuvadan alarak ördüm. Aradaki tek ilmeğimi bu şekilde düz olarak ördüm. Devam ediyorum. Bakın. Birinciyi sağ tarafındaki yuvadan, ikinciyi tepesindeki minik yuvadan, üçüncü ilmeğimi de hemen buradan ördüm. Şimdi burada iki tane ikinci zincirimin içerisine batıyorum. İki zincir çekmiştim. Üstteki zincirime batıp kenar ilmeğimi aldım ve sıramı tamamladım. Şimdi yine geri dönüşlerde hep aynı işlemi yapıyoruz. Modelimiz aslında iki sıradan oluşuyor. Giderken bunu dönüşte az önce beyaz kısımda yaptığım işlemi uyguluyorum. Şimdi bakın, bir, iki tane zincirimi çektim. Şimdi şu dört taneyi birlikte çıkaracağım. Tığın başını aldım ve bu dört ilmeğimi birlikte çıkardım. Bir zincir çektim. İki ilmeğimi bir çıkardım. Bir zincir çektim. Dört ilmeğimi birlikte çıkardım. Bir tane zincir çektim. İki ilmeğimi bir çıkardım. Bir zincir. Dört ilmeğimi bir çıkardım. Bir tane zincir çektim. İki ilmeğimi birlikte çıkardım. Bakın, modelimiz kendini belli etmeye başladı. Şimdi burada hemen beyaz ipimi aldım. Tığımın üzerine bu şekilde beyaz ipimi geçirdim. Şimdi arkadaşlar, bakın şurada yuva var. Buradaki yuvama batıyorum. Arkasına doğru bu boşluktan girerek battım. Daha sonra tepesindeki minik yuvaya battım. Buradan aldım ikinci ilmeğimi. Üçüncüyü hemen buradan aldım. Aradaki tek ilmeğimi de düz olarak ördüm. Yine bakın, birinciyi buradan alıyorum. İkinci ilmeğimi buradan. Üçüncüyü de sol tarafındaki bu boşluktan aldım. Aradaki tek olan ilmeğimi tek başına yine normal tunus işi örer gibi örüyorum. Daha sonra buradan aldım bir. Tepesinden aldım iki. Ve hemen şuradan aldım üç. Şimdi kenar ilmeğimi ikinci zincirimin üzerine battım ve bu şekilde çıkardım. Şimdi yine devam ediyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Şimdi tığın başını aldım. Bakın, dördünü bir çıkardım. Bir zincir çektim. İkisini bir çıkardım. Bir tane zincir çektim. Yine dördünü bir çıkardım. Bir zincir çektim. İkisini bir çıkardım. Bir zincir. Dördünü bir çıkardım. Bir tane zincir çektim. İkisini bir çıkardım. Şimdi tekrar diğer ipimi alıyorum. Diğer rengimi. Yine aynı işlemi yapacağız. Bakın, hemen buradaki yuvadan şöyle göstereyim. Bakın, hemen şuradaki yuvamdan alıyorum ilk ilmeğimi. Daha sonra tepesindeki minik yuvama battım. Sonra buraya battım. Sonra aradaki bu tek olan ilmeğimi bu şekilde ördüm. Ve
1, 2 ve 3. Daha sonra aradaki tek ilmeğimi bu şekilde ördüm tek olarak. Bakın, model kısmında 1, bir tepeden aldım 2, bir de buradan aldım 3. Sonra hemen şu zincirli kısımdan ikinci zincirime batarak kenar ilmeğimi ördüm. Şimdi 1, 2 tane zincir çektim, 4'ünü 1 çıkardım. Şimdi bir zincir çektim, ikisini 1 çıkardım. Bir tane zincir çekip 4'ünü 1 çıkardım. Bir zincir çektim. Pardon. Şimdi ikisini 1 çıkarıyorum. Çünkü arada tek ilmeğim var. Tekrar bir zincir çekip 4'ünü 1 çıkardım. Bir tane zincir çektim ve ikisini birlikte çıkarıp sıramı tamamladım. Hemen bakın büyük bir parçanın üzerinde dediğim gibi modelken çok daha güzel gösteriyor. Birçok yerde kullanabilirsiniz bu modeli. Battaniye yapabilirsiniz, yelek yapabilirsiniz. Angora tarzı ünlerle tek renk üzerine yelek yapabilirsiniz. Bence çok hoş olur. Alt kısmı kıvrılmıyor. Lastik yapmadan da kullanabileceğiniz bir model aynı zamanda. Eğer ki battaniye yapmak istiyorsanız o ilk sıramızı çektiğimiz zincirimizi 1 metre uzunluğunda çekerek ya da ne kadar büyüklükte istiyorsanız genellikle 1 metre uzunluğunda başlanıyor ve 1 metre oluncaya kadar örülüyor battaniye. O şekilde yapabilirsiniz. Yelek, hırka, kazak onlara örmek istiyorsanız, örneğin yelek örmek istiyorsanız kullandığınız bir yeleğinize zinciri ölçerek yapabilirsiniz. Çünkü ben şu an zincir sayısını bilemem. Bana çok soru geliyor bu şekilde. İşte şu bedendeyim. Kaç zincir başlamalıyım? Hani tek tek zinciri sayarak ben bilemem. Ama dediğim gibi elinizde olan bir kıyafetinize zincirinizi ölçerek, çektiğiniz zinciri ölçerek modelinizi başlayıp o şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu modelden patik yapabilirsiniz. Tunus işi patik örebilirsiniz. Örneğin işte hani bir ara ben çok yapıyordum. Uzun zamandır da yapmıyorum ama tunus işi patikler yapabilirsiniz. Evet, modelim bu şekilde. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.